Manşete hoş geldiniz. Son 3 gündür, 4 gündür Türkiye her şeyi unuttu ve masanın dağılmasını ya da Akşener'in masadan kalkmasını tartışıyor. Bu neden oldu? Acaba Akşener kimi dinleyip de böyle bir karar aldı? Veya Akşener neden vazgeçti? Bununla ilgili yığınla teori ortada dolaşıyor. Ve şu sebeple diyen var, bu sebeple diyen var. İşte devlet tekrar devreye girdi diyen var. Erdoğan gene bir can simidi buldu diyen var. Bir sürü teori havada uçuşuyor. Komplo teorileri de var. Esasen siyaset çok basittir. Yani göründüğü gibidir esasen. Çok da fazla önüne arkasına bakmaya gerek yoktur. Ayrıca belli dönemlerde, belli süreçlerde bu neden oldu, niye oldu, şimdi ne olacak falan işte bunun altına inelim acaba bunu değiştirme şansı var mı falan gibi düşünmenin de çok fazla bir manası yoktur. Özel hayatta da siyasette de ve pek çok konuda da ne olduysa oldu ve bundan sonra önümüze bakalım stratejisi esasen e, devreye girmeli ve e, yeni bir durum var ve bu durumda artık kartlar tekrar dağıtılmalı ve tekrar sonuç almak için ne yapabiliriz ona bakmalıyız falan. Ben bu ikincisinden bu sonuncusundan yanayım. Ne olduysa oldu. Ve şimdi önümüze bakalım. Ve önümüzde bir zaman var ve bu zaman içerisinde bu durum nasıl telafi edilebilir veya başka nasıl değişiklikler yapılabilir. Buna bakmak icap eder. Yoksa İyi Parti, Akşener elbette şu anda onlar kendi içinde bile bir konuda karara varabilmiş değiller. Kendi içinde kırıklar var, kendi içinde üzgün olanlar var ve kendi içinde ya biz bunu neden yaptık diyenler var, o kadar emek zayi oldu diyen var. Akşener'i kötüleyenler veya ona kızgın olanlar var veya Akşener'i destekleyenler var, doğru yaptı diyenler var. Bu siyasetin meselesi elbette ama bu daha çok artık Akşener'in, Akşener ailesinin ya da İyi Parti ailesinin meselesi öyle bakmak lazım. Öncelikle ne olduğuna bakalım. Ee, en güzel şey basit olan konularla yürümek. Bir durum tespiti yapalım. Ardından da bundan sonra ne olabilir ona bakalım. Çok basit. Eldeki verilerle konuşmak lazım, komplo teorileriyle değil. Şimdi eldeki veriler şu. Sonuç ne oldu en son? Son tahlilde ne oldu? Milliyetçi Ülkücü Hareketin iki partisi var şu anda. MHP ve İyi Parti. Bu iki partiden biri iktidarın payandası, öbürü de muhalefet masasını dağıtmış görünüyor. Durum bu. Son 72 saate çok şey sığdırdık ama birinci gün Türkiye muhalefeti psikolojik bir çöküş yaşadı. Bunu canlı canlı gördük. Özellikle sosyal ağlarda büyük bir öfke vardı. İyi Parti'ye veya Akşener'e dönük olarak. Şimdi ne yapacağız? Ne oldu? Masa dağıldı. Kaybettik. Bu olay Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü. Adam gene kazandı falan gibi yorumlar. Türkiye muhalefeti muhtemeldir ki önümüzdeki seçimde Kaybettiği durumda yaşayacağı psikolojik çöküşü iki ay önce, iki buçuk ay önce yaşadı. O yönüyle iyi esasen. Yani e, en azından bunu telafi etmek için önünde zaman var. O açıdan Türkiye muhalefeti diyorum. Altılı masa, Millet İttifakı muhalefet masası demiyorum. Türkiye muhalefeti evet psikolojik bir çöküş yaşadı. Ve şimdi hızla toparlanıp önümüzdeki iki ay, iki buçuk ay içinde ne yapması lazım ona bakacak. İkinci gün Ersan Şen komedisi yaşandı. Buna da bakacağız. Büyük bir dağınıklık, büyük bir iş bilmezlik ve büyük bir iletişim kazası. Ne derseniz deyin. Üçüncü günse gene bakacağız. Bursa Spor tribünlerinde yeşil ve beyaz toros pankartları dikkat çekti. Bursa Spor'un Spor'la yaptığı maç Ertelenmesi gerekirken olaylara sahne oldu. Olaylar esasen Amel Spor Bursa'ya gittiği andan itibaren başladığı, kaldığı yer kuşatıldı, şu oldu bu oldu. Devlet seyretti. Her ne kadar şu anda sorunlar hakkında işlem yapacağız falan filan dense de devlet böyle bir şeye izin vermezdi. Verdi. İçişleri Bakanlığı, polisi neyse. Bir zorbalık var orada evet ama e, siz izin vermezseniz yönetici kesim, bunu zapturapt altına alırsa böyle bir zorbalık yaşanmaz Veya buna yeltenenler hakkında da işlem yapılır Bundan sonra benzer bir yolu tutacaklar Dikkatli olurlar Bu konuya biraz da öyle bakmak lazım İler, İlerleyen dakikalarda bakacağız Akşener'in hataları var elbette Var Kılıçdaroğlu'nun da var Diğer aktörlerinin de var Ve muhakkak onlar da kendi hatalarını gözden geçiriyorlar Akşener neye itiraz ediyorsa bunu masada dile getirebilirdi Yapmadı ben kalkıp gideyim mi demesine gerek yoktu ki zaten bütün kulisler bunu destekliyor yani orada bir kırılma yaşandı ve Akşener masayı terk etmeye kalktı veya terk etmek istedi sonra da işte efendim onu durdurdular ortak adayda uzlaşma olmazsa çoklu aday konuşulabilirdi belli ki bu da konuşulmadı bilakis bir bildiri çıktı cumhurbaşkanı ortak cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayış Böyle bir ortak anlayış söz konusuysa ve böyle bir bildiri yayımlandıysa ve altında Akşener'in imzası varsa buna göre yürünmesi icap ederdi. Öyle de olmadı. O uzun gecede ne olduysa 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan uzun gecede ne olduysa Akşener fikir değiştirdi ve ertesi gün sandalyesini devirdi. Res çekecekse evet bunu masada yapabilirdi ve bu durumda masada bir kriz çıkmış olurdu ve kriz masada çözülmeli ve veya masa bu krizin icabına bakmalıydı. Böyle olmadı. Yani krizi masaya bırakmadı Akşener. Ben yani kriz çıkardı ve bu işi ben çözeceğim dedi ve kalktı. Yaptığı açıklama 3 Mart günü yaptığı açıklama Cuma günü yaptığı açıklama tarihi bir açıklama. Bundan sonra hep hatırlanacak bir açıklama. Res çektiği gibi yıktı. Yani bir daha geri dönüşü olmayacak biçimde gemileri yaktı sert ifadeler kullandı. Yani 2018'den beri birlikte hareket ettiği Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ismen suçladı ve gerçekten sert ifadelerle geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini gösterdi. Sadece bununla da kalmadı. ileride büyük siyasi pişmanlığım diyecek bir olaya imza attı ve iki belediye başkanına aday ol çağrısında bulundu. ...muhtemelen orada Mansur Yavaş'tan olur alındığı veya Mansur Yavaş'ın bu işe teşne olduğu gibi bir kulis bilgisi etkili, etkili oldu. Ama Akşener bunu teyit edebilirdi. Mansur Yavaş'ı arayabilirdi veya güvendi birini aratabilirdi, ondan teyit alabilirdi falan. Bilmiyoruz. Ama ne olacaksa oldu. Kılıçdaroğlu'nun hataları var elbette. Yok mu? Var. Kendi adaylığında ısrar etti, bunu seçimin ilanına kadar erteledi ve... AKŞENER ve Partisini ikna edemediği ortada olduğu halde geri adım atmadı sonuna kadar götürdü. Bu da Kılıçdaroğlu'nun hataları. Fakat son tahlilde yumruğu atan ya da işte masayı deviren ya da her türlü işte tahrike rağmen e, şiddet kullanan hani kişi son tahlilde şeydir ya, e, sorumludur, suçludur, iş onun üzerine yıkılır. Olay biraz böyle oldu. Sonuçta e, ortak Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın altılı masalının en önemli meselesiydi. 2022 Şubat ayından bu tarafa yaptıkları 13 14 toplantıda adayımız yıpranmasın diye sona bırakıyoruz demişlerdi. Neticede neye mal olduğu görüldü. Fakat hani sona derken son güne de kalmadı. Hala bir ortak aday meselesi var. Hala seçim kampanyası başlamış değil. Hala seçim tarihi de ilan edilmiş değil. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Hala seçim belli değil ve hala şu an ben bu yayını yaptığım dakika itibariyle her iki tarafta da adaylar resmen kesinleşmiş değil. Türkiye böyle bir ülke. Tabii e, şu da var. Yani e, bir yıldır siz neyi konuşuyorsunuz? Yani baş başa onca görüşme var. Arada bir direkt telefon hattı var. Yani kurmaylar üzerinden, partiler üzerinden, parti sözcüleri üzerinden, basın üzerinden yığınla münakaşa oldu. Yığınla. Ve Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ortada olduğu belli. Ve siz bunu hiç aranızda konuşmadınız mı? Ve bu iş bugüne kadar hiç konuşulmadan ortak politikalar, güçlendirilmiş parlamenter sistem falan filan diyerek mi geldi? Ve hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki hiç isimler ortada yokmuş gibi. Zaten üç tane aday var. Hep bir topu üç aday var diye bir yıldır bu üç, aday, üç adaydan başkası konuşulmuyor. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu biraz oyunun dışına çıkmış görülüyor hakkındaki dava sebebiyle. Yani belli. Yani masadaki oturan liderler içerisinde adaylık iddiasında bulunan da yok. Karamollaoğlu gibi, Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan gibi. Bir liderlik iddiasında veya bir adaylık iddiasında bulunan da yok. O masada en güçlü Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu belli. Birinci tekil şahısla konuşuyor. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Bütün CHP sözcüleri adayımız Kılıçdaroğlu diyor ve Kılıçdaroğlu masaya yetkiyle gidiyor. Esasen her genel başkan o masaya yetkiyle gitti. Yani özellikle son aylarda yapılan toplantılarda. Haliyle ben bunu yetkili kurumlarında bir görüşeyim demenin bir manası yok. Kılıçdaroğlu böyle bir şey demedi. Çünkü yetkili kurullardan aldığı yetkiyle oraya gelmişti. Ve herkesin de öyle yapması icap ederdi. Dolayısıyla o da bir kaçak dövüş veya güreş gibi bir durum. Ne olur şimdi? Ona bakmamız lazım. İYİ Parti'deki onca tane hepsini okuyor, okuyorum gördüm yok işte biz masadan kalkmadık ittirildik şöyle oldu böyle oldu işte bir takım değerlerin arkasındayız imza attığımız işte mutabakat metinlerinin arkasındayız filan işte binlerce sayfalık çalışma yapıldı komisyonlar çalıştı bilmem ne bunlara çok fazla bir önemi yok neticede Akşener masadan kalktı ve bir daha geri dönmeyecek esasen şu oldu Siyaset çok basittir başta da onu söyledim. Yani komplo teorisi bunun arkasında şu vardı bu vardı. Bu ileride daha net anlaşılır. Neticede geriye doğru 20-22 yıllık siyasi tarihimizde pek çok partinin ve pek çok liderin, pek çok ismin enkaz olduğunu, enkaza döndüğünü ve bir kısmının da artık toprağın altında olduğunu biliyoruz. Bunlar geçti gitti. Şimdi burada ortaya çıkan şey büyük bir güven bunalımı. Üzgünüm ve üzülerek söylüyorum Meral Akşener. Güvenilmez bir lider olduğunu, güvenilmez bir isim olduğunu e, ortaya koydu. muazzam bir güven sorunu var. Mesela bir takım gazetecilere konuşmuş yığınla. Hepsinde işte hepsi kendi sosyal ağlardaki platformunda veya işte çalıştığı yerlerde falan paylaşmış. Sözcü de var, Habertürk de var, şurada burada. Önemli değil. İşte şöyle olursa masaya dönerim, böyle olursa bilmem ne, ilkeler bilmem. Bunun hiç önemi yok. Şu anda olan şey şu. O masada oturan birin, partinin yerine koyun kendinize veya o masadaki partilerden birinin üyesi olduğunuzu varsayın. Akşener o güveni kendine duyulan itimadı yerle bir etti. İstediği kadar masaya geri dönsün ki buna imkan ve ihtimal vermiyorum. İstediği kadar ya işte ben bir halt ettim. Hadi şimdi nerede kalmıştık falan de. Bitti. Yani bitti. Yani o güven kalmadı artık. O güven kalmadığı için de artık Onunla bu noktada herhangi bir iş tutulması, herhangi bir politika geliştirilmesi imkan ve olası değil. Siyaset çok basittir. Böyle bakın yani. Şu anda bu basitlik içerisinde görülen en somut ve net sonuç da bu. Niye oldu, neden oldu, ne biçim bunun çok fazla bir önemi yok. Sadece işte siyasi tarihte bir mühim anekdot olarak değerlendirilebilir. İleride belgeseli çekildiğinde de aslında ne olmuştu, niye olmuştu konuşulabilir. Ama bunun mevcut topluma sonuçlara önümüzdeki seçime bir katkısı var mı şu aşamada yok. Cumhurbaşkanı adayı olacağını zannetmiyorum ama İyi Parti bir aday gösterebilir. Ben Akşener'in milletvekili adayı olacağını ve önümüzdeki dönemde partisinin başında siyaset yapacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayı gösterirse dahi bu kişinin oyu İyi Parti'nin oyunun altında kalır. Tıpkı 2018'de olduğu gibi. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın oyunun altında bir oy alarak %7 civarında bir oyla 2018'de bir anlamda kendi anketini, kendi sağlamasını yapmıştı. Tekrar böyle bir maceraya gireceğine ihtimal vermiyorum. Partisinin %10 civarı oyu vardı. Partisi kimi kamuoyu araştırmalarında %16'lara, %18'lere kadar tırmanmıştı geçtiğimiz dönem içerisinde. Ben İyi Parti'nin mevcut e, oyu koruyabileceğine ihtimal vermiyorum. E, İyi Parti'ye gönül veren insanlar büyük bir kırıklık yaşıyorlar. Özellikle son dönemde politikaları itibariyle. Ali, e, Akşener merkez Sağ Lideri olarak, merkez sağdaki boşluğu dolduracak bir lider ve bir parti olarak, partisiyle beraber buna adaydı. Ve bu yönde de epey bir destek topladı. Fakat bunu da heba etmiş görünüyor. Ve şu anda da seçimde ne yapacağının çok fazla bir önemi var mı bilmiyorum. Çünkü Akşener'e bel bağlayanların veya Akşener'in peşinde gidenlerin bir siyasi tercihi var veya bir oyu var. Ve onlar, onlar oyunu... Akşener ne derse desin o istikamette kullanacaklardır. Haliyle seçim ikinci tura kalırsa Akşener Kılıçdaroğlu'na destek verir mi vermez mi? Akşener'in ağzından çıkan söz ne kadar etkili olur bilmiyorum ama seçmenini muhtemelen serbest bırakacaktır. Kılıçdaroğlu demeyecektir bütün bu yaşanan hadiselerden sonra. Seçmenini serbest bıraksa veya bırakmasa bile ne yönde tavır alırsa alsın o seçmen yani Türkiye muhalefeti dediğimiz şu anda büyük bir psikolojik çöküş yaşayan Türkiye muhalefeti gene mecranda akacaktır diye düşünüyorum. Merkez sağ oturma iddiasını evet kaybetti. İyi Parti e, Akşener'den ibarettir. Akşener İyi Parti eşittir. Yani Akşener'i oradan çektiğinizde İyi Parti diye bir şey kalır mı? Ne kadar kalır? Yüzde kaç oyu, oyu kalır bilmiyorum. Yani e, dolayısıyla işte partim, yetkili kurullarım falan yani elbette bir şeydir. Birlikte hareket ettiğiniz bir kadro var ama neticede bir lider partisi. Diğer bütün partilerde olduğu gibi. Babacan'ı çektiğinizde Deva Partisi neyse Aynı şey yani anlatabiliyor muyum? Yani bu bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey söz konusu değil. Geriye doğru Türk siyasal tarihinde görüldü ve görülüyor ki. Yani Kılıçdaroğlu olmasa bile CHP bir şekilde devam eder. Aynen onun gibi. İşte Saadet Partisi için de söz konusu olabilir. Temel Karamollaoğlu olmasa da Saadet Partisi bir biçimde milli görüş çizgisinde devam eder filan. Ama Akşener eşittir iyi parti, iyi parti eşittir Akşener yani. Bir lider partisidir böyle de bakmak lazım. İktidarla iyi geçinen bir profili tercih edeceğini düşünüyorum. Ama iktidara destek vereceğini, Erdoğan'a destek vereceğini, adayımız Erdoğan'dır, Erdoğan'ın arkasındayız falan diyeceğini zannetmiyorum. Zaten bugüne kadar bir takım politikalarda iktidara destek verdi. iktidarla iyi geçindi. Erdoğan'la telefon e, hattı hep açıktı Akşener'in. Belli konularda destek verdi. E, bütün konuşmalarında Sayın Erdoğan dedi ve ona... Ee, ...onunla ilgili aşağılayıcı veya hakarete varan falan bir üslup hiçbir zaman kullanmadı. Ee, durum biraz böyle. Yani esasen bir yıldır e, olan biten şeyler gözümüzün önünde oldu. Dolayısıyla o masada şöyle oldu, böyle oldu. İşte e, Kılıçdaroğlu yok ayağa kalktı. Yok işte ben şöyle deyince diğer liderler böyle. Bunların bir manası yok. Bakın. Akşener bunu anlatıyor hala. İşte... Bülent Kuşoğlu'nun Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır lafı. Ya bu sözü ben bu sözün önünde arkasında değilim. Bu sözü 16 Eylül 2022'de Hürriyet Gazetesi'ne söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Hürriyet gazetesinde geniş bir şekilde yayınlandı bu haber. Yani siz böyle bir şey olduğunuzda sizin aranızda bir sürekli bir telefon hattı var. Sürekli her ay en az bir kere iki kere bir araya geliyorsunuz. Farklı toplantılarda bir araya geliyorsunuz. Ya Kemal Bey bir dakika ya da Meral Hanım bir dakika. Böyle böyle bir, böyle bir şey var nedir bu falan filan diye kendi aranızda konuşmaz mısınız? O kişi de orada duruyor. O laf da orada duruyor. Yine pek çok defa Akşener'e bu soruldu. İşte bu Sözcü gazetesinde 3 Aralık tarihli Sözcü Gazetesi'nde manşet oldu. Tartışmalara noktayı koydu. Altı masayı devirmem, millete ihanet etmem. Şimdi ihanet mi etmiş oluyor? Ben onu bir ihanet olarak falan görmüyorum. Yani bunu bir truva atı, şu bu falan olarak da değerlendirmiyorum. Siyaset çok basittir ve şeylerle yapılır yani. Çıkarlarla yapılır. Ve ağırlıklı olarak kişisel çıkarlarla yapılır. Yani bir Meral Akşener figürü var. Bir lider kültü var. İyi Parti'den bağımsız olarak söylüyorum. Belli çıkarlar etkili oldu. Ve muhtemelen e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ve muhtemelen kendi de destek verirse e, seçilme ihtimali olan bir adayın arkasında e, bir siyasi ikbal görememiş veya kendi siyaseti açısından bir çıkış görememiş olabilir. Güçlendirilmiş sisteminin başbakanı olacağım demişti. Belki de buna geçişte engeller gördü veya e, ben o arada harcanacağım dedi veya işte gölgede kalacağını düşündü bilmiyoruz. Ama baktığınızda son tahlilde siyaset maalesef Türkiye'de de çıkarlar için yapılıyor ve gerçekten hani milletin çıkarı bu ceberrut iktidardan kurtulmamız lazım siyasi hayatın pahasına falan bunu gerçekten inanarak söyleyen kaç kişi var maalesef. 26 Ocak'ta Cihan Paçacı aynı Bülent Kuşoğlu gibi bu da İyi Parti'de ikinci adam. Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dürüst değil mi? Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu? E var diyorlar. E o zaman e ama olmaz. Şimdi o ama olmazdaki hikaye oydu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğiyle ortada olduğu için ondan dolayı olmaz. Şimdi bunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Nagihan Alçay 26 Ocak'ta verdiği söyleşide. 26 Ocak ne zaman? Bundan 3 ay önce. Yani ee, özür dilerim 2 ay önce. Şimdi iki ay önce böyle bir demeç verildiğinde büyük bir deprem oldu biliyorsunuz. Hatta e, Cihan Paçacı işte efendim İyi Parti'de kendi adayını çıkarır falan filan gibi konuşmuştu. Sonra istifa etti. Ve dedi ki yani e, maksadını aştı benim yorumlarım. Maksadı aştı falan yok laflar orada. E, ve diyor dedi ki işte demokrasimize e, nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan falan altılı masaya oturan genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla böyle de bir açıklama yaptı ve ayrıldı. Meral Akşener'in de telkiniyle. Sonra ne oldu? Meral Akşener partiye döndüğünde onu gülerek karşılayan isimlerden biriydi. Yani ben sadece birkaç kare getirdim önünüze. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Yani anlatmasınlar. Hikaye anlatmasınlar. Zekamızla, aklımızla, hafızamızla dalga geçmesinler. Geçilmesin. Süreçte elbette her tarafın kendine göre hatası oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ya da adaylık beklentisi veya Cumhurbaşkanı adayı olduğu bilgisi yeni değil ki. Bir yıldır konuşuluyor bu. Ve bu iki lider arasında konuşulabilirdi. Bütün kurmaylar diyor ki son toplantıya kadar konuşulmadı. E o zaman siz niye toplanıyordunuz arkadaş? Neden o kapalı salon toplantılarında büyük gövde gösterilerine imza falan? Burada büyük bir sorumluluk var ve bu sorumluluk o masadaki her lidere de yüklenebilecek bir sorumluluk. İşte bu efendim ülkücü abilere e, den dolayı şeydeki iyi partideki ülkücü abiler etkili oldu, devlet etkili oldu falan. Ya da işte efendim bir takım müteahhit lobileri falan etkili oldu falan gibi bir sürü laf var. Ne, ne etkili olduysa oldu. Hepsinin ihtimal olabilir. Ama yani bilmiyoruz. Ağır Alioğlu işte Cihan Paçacı tekrar ortaya çıktı. Önemli olan kazanmaktır. Aynı noktadayız. Cihan Paçacı özür dilemişti iki ay önce. Sonra aynı nokta olduğu olduğunu te teyit etti ve işte genel genel başkanını gülerek karşıladı. Esasen son birkaç aydır ortadaki rahatsızlık kamuoyunun da önündeki bu rahatsızlık belli. Ve bu rahatsızlığın bir sonucu olarak son tahlilde Akşener masadan kalktı. Ve bu CHP ve diğer paydaşlar tarafından da biliniyor. Yani e, pek çok kulis var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'deki İyi Parti'deki gidişattan haberdar olduğu ve e, inceldiği yerden kopsun diye baktığı, kendi kurmaylarını veya kendi sözcülerini falan dizginlediği konuşuluyor. Olabilir siyaset böyle bir satranç oyunu. Son tahlilde Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in gittiği yeri fark etti. Ya da Akşener de işte kendi politikalarının kendini götürdüğü yeri fark etti neyse ne. Herkes bunun farkındaydı. Yüzde yüz inanıyorum farkındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu için 2 Mart gecesi yaşanan olay sürpriz değildi. Ama son tahlilde rest çektikten sonra büyük bir yıkıma imza atan ve bir anlamda masayı dinamit, dinamitleyen isim Meral Akşener oldu. İşte bunu bilenler, öngörenler Sözcü Gazetesi bugün böyle işte sıralamış. Süleyman Soylu bildi, Ümit Özdağ bildi, Muharrem İnce bildi. Herkes her şeyi söylüyordu. Elbette birilerinin doğru çıkması, birilerinin bu konuda söylediklerinin Akşener'le ilgili tahminlerinin tutması olabilir. Başka türlü olsaydı da başka tahminler tutacaktı. Fakat bunu da önemsiyorum. Yani bu isimler de sıradan isimler değil. Bunu da önemsemek gerekiyor. Ve elbette Akşener'in ileride büyük siyasi pişmanlığım diyecek olay. İki başkana Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptığı çağrı kabul edelim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerine biçilen veya biçilecek neyse Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hevessiz isteksiz değiller. Yani bunu defalarca da belirttiler. Tıpkı Meral Akşener gibi Meral Akşener uzunca bir zaman önce ben Cumhurbaşkanı adayı değilim güçlendirilmiş sistemin başbakanıyım Demişti. Tıpkı bunun gibi bu iki lider de ben İstanbul Belediye Başkanıyım, ben Ankara Belediye Başkanıyım, Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bir dönem daha bu işi yapacağım falan deyip bu tartışmaları kesebilirlerdi. Kesmeliler miydi? Hayır. Ee, kesmelilerdi demiyorum. Sadece kesmedikleri için, böyle bir arzuları, böyle bir iştiyakları olduğu için ve bundan dolayı da belki de çok işlerine yoğunlaşmadıkları için neyse... ...aday olarak ortadalardı. Her her ikisi de Ekrem İmamoğlu hakkında bir siyasi yasak söz konusu... ...ona rağmen aday olarak ortada. Yani son tarihde şunu söylüyorlar... ...bize ne görev verilirse... ...hay hay baş üstüne diyorlar. Aynı şeyi Mansur Yavaş da diyor. Fakat şunu söylediler. Biz masayla beraber hareket ederiz. Muhalefet masasıyla beraber hareket ederiz. Kendi başımıza bireysel ortaya çıkmayız. Şimdi bütün bu açıklamalar ortadayken... ...acaba Meral Akşener'in kulağına kim... Mansur Yavaş tamam dedi diye fısıldamış olabilir. Ve Meral Akşener neden bu bilgiyi teyit etmedi? Çok alametle sabit ki böyle bir durum var. Ondan dolayı da zaten bu belediye başkanlarına dönük bir çağrıda da bulundu. Kaseti başa sardığınızda ben Meral Akşener'in böyle bir şey yapacağına, böyle bir tekrar böyle bir açıklamaya imza atacağına imkan ihtimal vermiyorum. Ama geçti. Yani laf ağızdan bir kere çıkıyor maalesef. Elbette 6 Şubat depremleri konuşulmuyor. Hala çadır bulamayan, hala su bulamayan, hala enkaz kaldırılırken cenazelerine, cesetlerine ulaşan insanlar var. Bir anlamda gündem değişti. Bu da ayrı bir garabet Türkiye ve Türkiye siyaseti açısından. Nasıl ki 6 Şubat'tan önceki bütün siyasi tahminler ve analizler çöp olduysa, üzgünüm 3 Mart'tan önceki yani Akşener'in masadan kalkmasıyla ortaya çıkan bu yeni durumla ilgili olarak da ondan önceki bütün analizler ve siyasal değerlendirmeler çöp oldu. Şimdi artık yeni şeyler söylemek gerekiyor ve ne olacağına bakmak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla verdiği bu fotoğraf önemli ki her iki tarafında da işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görülüyor. Her iki tarafını almış ve bu bir mesaj. Yani mesajlar üzerinden yürüyen bir şey var. Akşener masadan kalktı. Bir daha tekrar oturması. Şu şartta dönerim, bu şartta dönerimin bir manası yok. İyi Parti sözcülerinin ne dediği önemi yok. Masada hemen zaten o gün, cumartesi günü, Akşener'in basın toplantısının hemen ertesi günü, bir Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla bu fotoğrafı vererek ardından da hemen tekrar altılı masa, beşli masaya döndü. Beşli masayla toplantı yaparak Akşener'in yokluğunu kabul ettiler ve önümüzdeki döneme bakıyoruz dediler ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye saatiyle 14'te şeyi açıklanacak. ile açıklanacak ve muhtemelen seçim kararı alınırsa 10 Mart'ta bir resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu da büyük bir gövde gösterisiyle Beşli Masa'nın veya Millet İttifakı'nın Millet İttifakı o isimle devam eder mi bilmiyorum aday olarak lanse edilecek. Fakat zor bir döneme girildi zor bir süreç çünkü e, o masanın en başat ikinci aktörü İyi Parti'ydi gerek oy desteği gerek e, ideolojik kimliği. gerek Meral Akşener faktörü, her ne derseniz deyin. işte merkez sağ oturan bir parti, AKP sonrasının partisi filan. önemliydi. E, ...haliyle ilk turda e, parlamento seçimlerinde bunun etkisini göreceğiz. Yani parlamento seçimlerinde muhalefet arzu ettiği üstünlüğü kuramayabilir. İki, Kemal Bey'in seçilmesi de çok güçleşti. Kemal Bey'in adaylığı söz konusu olduğunda HDP destek verecek. Evet ama diğer partiler, masadaki diğer partileri toplasanız üzgünüm %3'ü 4'ü geçmiyor. Diğer dört partiyi topladığınızda. Yani CHP'yi oradan çekin, o partiler bir ittifak yapsalar, dörtlü masa olsalar mesela... Dörtlü masanın baraja geçme şansı yok. Barajın yarısı kadar oyları var. Haliyle o partilerde bir anlamda siyasal kaderlerini buraya bağlamış durumdalar. Muhtemelen belli bölgelerde ittifak çatısı altında, belli bölgelerde CHP listelerinde kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3-5 milletvekili bulacaklar. Grup kurmayı istiyorlar ama CHP'nin onlara grup kuracak kadar milletvekili vereceğini listelerde zannetmiyorum. ...zor bir sürece, zor bir döneme girildiği ortada... ...bunun da en iyi, en çok farkında olan... ...Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerdir. İşte bu da... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun son cumartesi günü... ...Saadet Partisi'ndeki toplantıda... ...Temel ile ...görülüyor filan. Yani e, görülen o ki... ...şu aşamada artık bir ölüm kalım savaşına... ...girildi. Yani... ...Kemal Kılıçdaroğlu için de artık seçimden sonrası yok. E, Erdoğan için de... ...zaten yok. E, tam anlamıyla ya paça olacaklar. 40'a 40 veya 38'e 38 veya 40-42'ye 38-35 filan gibi dengeler var. Kim ipi göğüsleyecek işte onu bilmiyoruz. Bunu zamanla göreceğiz ama e, Temel Karamollaoğlu e, 4 Mart'taki il başkanları toplantısında %60'la zafer kazanacağız inşallah demiş. E, bakalım göreceğiz. E, bu %60'tan kasıt Erdoğan'ı istemeyen. Erdoğan bir biçimde değişsin. Biz Erdoğan'ın karşısındaki isme, Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğiz diyenler. Bunun böyle olup olmayacağını göreceğiz ama bunun bu kadar kolay olmadığını söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu gene aynı gün 4 Mart'ta yani Akşener'in basın toplantısının ardından attığı tweet de önemli. 418 milyar dolarla ilgili olarak çok kararlıyım diyor. Neden böyle bir tweet attı? Onca konu varken neden bu konunun altını çizdi? Bu da işte sermaye, para ya da işte Akşener'in ee, hani beşli çete diyorlar. O çevrelerin falan tesir altında mı kaldı? Ya da depremin ardından bir imar inşa faaliyeti olacak. Gene orada da bir takım paralar dönecek. Bunun tesir altında mı kaldı bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu açık konuşmuyor ama attığı bu tweet'le böyle bir mesaj veriyor. Yani diyor ki ben 418 milyar dolar çalındı halktan. Onun peşine düşeceğim. Bunu bir kere daha vurgulaması akşenerin bu konuda sanki onun kadar duyarlı olmadığı gibi bir izlenime yol açıyor. Bir de Ersan Şen vakası yaşadık tabi. Habertürk'te eğer boşluk olursa Cumhurbaşkanlığı adayım dedi ve bunun üzerine reklam arasında Meral Akşener arıyor. Hadise doğru yani gerçekten doğru ve kendi ifadesiyle ciddi misiniz diye sormuş Akşener Ersan Şen'e. O da ciddiyim deyince gelin görüşelim demiş filan. Acayip. Deniz Fener'in avukatı, Halkbank Süleyman Aslan'ın avukatı, Galip Öztürk Metro İnşaat hepsinin avukatı. Yani geriye doğru özellikle AKP Erdoğan iktidarını belli yolsuzluk ve belli hırsızlık soruşturmalarından kurtaran isimler, başat aktörlerden biri. Ekranların gediklisi, her gün birkaç saat ekrana çıkmadan duramayan falan bir insan değişik. yani siyaset acayip bir şey. Ben İyi Parti'de hele ikinci gün bu Ersan Şen efektini veya Ersan Şen vakasını bir yere koyamıyorum yani. Arabesk bir olay. Gerçekten arabesk bir olay. Yani Devlet Bahçeli'nin klasik aracında Ferdi Tayfur dinlemesi falan gibi bir şey çağrışım yapıyor bana yani. Neyse ne durum bu. O arada tabii İyi Parti işte ya tarih yazacağız falan gibi sözlerine atıfla tarih yazacağız diyerek Meral Akşener'in afişini asmış İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı. Akşener'in tarih yazdığı ortada. Ama e, tarih yazdığı tarih son 3-5 günde yaşananlarla sınırlı ve öyle de kalacak e, diye düşünüyorum. E, bir dönem daha elbette bugünkü kadar olmasa bile belki biraz daha küçülen partisinin başında siyaset yapacak. Fakat e, zannediyorum bundan sonra epeyce bir süre bunu niye yaptığını anlatmaya çalışacak. Seçime kadar anlatacak. Seçimden sonra da bunu anlatacak. Geçmişteki liderler de aynısını yapmışlardı ama bir türlü izah edemeyecek ve bir dönem daha e, Akşener söylemleriyle en azından aslında ne oldu falan söylemleriyle muhatap olacağız. Şu anda hiçbir önemi yok. Çokça dolaşıyor. Benim de <laughs> WhatsApp'ıma geldi, defalarca mentionlayanlar oldu. Belki 50 kere muhatap oldum bu lafa. Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır. Evet doğru, mutlaka. Bunu Süleyman Demirel'e atfedenler var. Eski bir e, eskimo atasözü diyen var. Ne olduğunu bilmiyorum. Laf güzel, laf doğru. Vardır fakat e, bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bunun aktörleri de hiçbir zaman açıkça söylemezler. Siz sadece belli kareleri birleştirerek belli sonuçlara varabilirsiniz. Bu da bir kanaat olur sadece yani. Bursa Spor, Ahmet Spor maçında ki bu dönemden bağımsız, hafta sonundan bağımsız bir hadise değil. Böyle pankartlar açıldı. Ahmet Spor işte Kürtlerin takım olarak falan görülüyor. Esasen ilk maçta da benzer gerilimler olmuş. Diyarbakır'daki maçta da benzer gerilimler olmuş. Onun bir devamı şeklinde. Yani esasen dünkü olaylar gelen olaylar. Bir tür Diyarbakır'ın rövanşı. Böyle de bakmak lazım. Solda işte beyaz toros pankartı. Sağda da işte yeşilin pankartı falan. Kara gözlüklü insanlar falan. Şimdi insanlar böyle pankartlar açabilirler. Ve böyle bu tür pankartları destekleyebilirler. Bunun altında da çokça destek mesajı var. Mühim olan böyle bir zemine yani böyle bir illegaliteye böyle bir e, infaza veya böyle bir infaz çetesine veya böyle bu tür bir infaz çetesinin savunulmasına göz açtırmamak. Bu zorbalıklar her zaman olur. Fakat siz ortadan çekilirseniz çıkar yağmacılar, zorbalar. Bu böyledir bütün toplumlarda da böyledir. Buna aman vermeyeceksiniz. Buna ket vuracaksınız ve düşünen de bir daha Böyle bir şeye tevessül edemeyecek. Dolayısıyla elbette devletin ve devletin polis gücünün tesiri var. İşte kaleciye atılan cisimlerden dolayı yaralanması. Sahadaki cisimleri görüyorsunuz. Ve maçın tatil edilmesi lazım yani. Ama işte bir şekilde oynatılmış bıçak var elinde bakın. Nasıl girdi bunlar oraya falan. Planlı organize bir olay olarak görülüyor. E, fakat şu da önemli. Abdullah Naci paylaşmış. Ahmet Spor maçı öncesi Bursa Spor tribünlerinde açılan afişlere bakın. 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle bütünleşen beyaz toros ve yeşil posterleri filan. Bunun üzerine Apo'nun resmi açılınca demokrasi oluyor ama değil mi diye mesaj atan kişi İyi Parti kurucusu daha önce MHP'de siyaset yapmış Mehmet Aslan. Eski gazinocu Fahrettin Aslan'ın oğlu. Yani aşağıdaki pankartı Kınamadığı gibi bunun işte bir misilleme olduğunu veya bunun bir anlamda arkasında duran bir söylem. Evet. Pek çok şeyi yan yana koymak lazım. Çokça ifade edildi. Ben de bir kere daha ifade edeyim. Ee, sözcü Televizyonu'nun... tam da bu aşamada yayına başlaması. Hem de e, Yılmaz Özden'in ifadesiyle seçimden bir ay önce biz başlayacaktık veya seçime doğru başlayacaktık ama bunu erken aldık, hızlandırdık e, diyor. 1 Mart'ta e, Sözcü gazetesi yayın hayatına başladı. Birkaç gün sonra da böyle bir deprem yaşandı muhalefette. Sözcü e, televizyonunun yayınlandığı platformlar dikkatimi çekti. İşte Digitürk, D-Smart e, Türksel TV bu, Kablo TV filan. Valla 2015'in Ağustos, Eylül ayından itibaren biz bu tüm platformlardan ben bugün TV'nin başındaydım. Teker teker atıldık. Dijitürk yazı yazdı. TV bu yazı yazdı. İşte en son Uydu yazı yazdı size atıyoruz falan diye. Bir iki ay içerisinde attılar bizi ne yaparsak yapalım. Ondan sonra tam Uydu'dan da at, 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 atacaklarken birkaç hafta kala kayyım atandı ve çöktüler falan. Böyleydi yani konuşturmadılar. Bütün platformlardan çıkardılar falan. 2015'in Eylül-Ekim aylarıydı yani. Şimdi bütün bu platformlarda bir muhalif kimlikli bir televizyonun yayına başlamasını da bir yayıncı olarak, eski bir yayıncı olarak, eski bir televizyon müdürü olarak, haber kanalı müdürü olarak ee, ilginç bulduğumu da belirteyim. İlginç yani evet. Bundan 8 sene önce bütün kablolarımızı çektiler. 8 sene sonra bir başka kanal, muhalif kimlikli kanal, bütün platformlarda, biz attıkları her yerde yayına giriyor. Tam da böyle bir aşamada. Mühim de bir şey üstleniyor. Yani ekrana çıkardıkları, yaptığı yorumlarla falan. Esasen her şey gözümüzün önünde oluyor. Yani olaylar e, çok basit. E, sadece belli parçaları birleştirdiğinizde, e, belli akışa baktığınızda çok da fazla e, önüne arkasına bakmaya veya çok da fazla analiz kasmaya e, gerek yok. Bir kere daha söyleyeyim. Son tahlilde Evet bir psikolojik çöküş yaşıyor. Bir psikolojik çöküntü yaşıyor. Türkiye muhalefeti. Neden? Çünkü Akşener kendine duyulan, duyulan güveni yerle bir etti. Böyleyken böyle. Ee, bunun iyi tarafı... Bu seçim gecesi filan olmadı. Hani böyle adam kazandı. Muharrem İnce hatır, hatırlayın. İşte 7 Haziran 2015 seçiminden sonra... Devlet Bahçeli'nin dönüşünü falan hatırlayın. Bu... Seçimden iki iki buçuk ay önce oldu. Neticede e, iyi tarafı bu, e, seçimin ardından çünkü artık atı alan üsküdarı geçmiş oluyor. E, şimdi artık Türkiye muhalefetinin e, tekrar aklını başına toplayarak, elindeki seçenekleri değerlendirerek bakması lazım. Muhtemelen çoklu adayla şeye girilecek, e, seçime girilecek. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olmayacak. Başka adaylar da ortaya çıkacak evet. ve Erdoğan öyle görülüyor ki birinci turda bu işi göğüsleyemeyecek. Ve olay ikinci tura kalacak. İkinci turda da en çok oyu alan iki aday arasında bu müsabaka sonuçlanacak. Böyle görülüyor. Fakat çok zor. Ee, Akşener'in e, sandalyesini tekmelemesiyle masadaki sandalyesini tekmelemesiyle ben öyle diyorum yani ne masadan kalktı ne masayı devirdi ama sandalyesini tekmeledi. Sandalyesini tekmelemesiyle işler biraz daha evet zora girdi. Zora girdi. E, şunu unutmayın e, her ne olursa olsun. Türkiye. Kim kazanırsa kazansın. Kim ipi göğüslerse göğüslesin. Seçimden sonra daha iyi bir yerde, daha güzel bir ülke. Bütün işte ne bileyim negatif konuların, olumsuzlukların geride bırakıldığı falan bir ülke olmayacak. Çökmüş durumda. İşte Bursa Ahmet maçını görüyorsunuz. Geriye doğru pek çok konuyu görüyorsunuz. Sosyal ağlardaki dönen muhabbeti görüyorsunuz. Türkiye siyaseten, sosyal olarak, ekonomik olarak ve ahlaken gerçekten çökmüş durumda. Ve tüm bu alanlarda ayağa kalkması gerekiyor. Yani sadece siyaseten ayağa kalkmasıyla olmuyor. Ve bu seçimden sonra da bu hikaye devam edecek. Seçimde kim kazanırsa kazansın bu, bu durum devam edecek. Ve belli ki bu olay, yani Türkiye'nin bir gün bu artık dibe gidiş veya çöküş neyse nasıl onu tekrar yönü yukarı... Toparlanma aşamasına, yeniden inşa aşamasına falan geçecek. Bu ne zaman olacak bilmiyoruz. Fakat iktidar değişsin değişmesin. Seçim şu yönde sonuçlansın sonuçlanmasın. Buna biraz daha zaman var öyle görülüyor. Belli ki yani muhtemelen bu Türkiye'nin önündeki seçimlerle veya seçim sonuçlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Böyle diyebilirim. Bugün 6 Mart. Ee, İyi Parti tarafının ne dediğinin... Altılı masa beşli masaya döndü. Beşli masanın cumhurbaşkanı adayının öbürünün berikinin çok fazla bir önemi yok. Ne olduysa oldu. Olacak şeyler de esasen şu, bu hafta içinde yaşanacak şeyler de 3 aşağı 5 yukarı belli. Bundan sonra Türkiye muhalefetinin bu psikolojik çöküşten, bu psikolojik çöküntünün ardından tekrar ayağa kalkıp yaralarını sarması ve aklına başına toplayıp ha o Temel Karamoğluoğlu'nun dediği gibi Erdoğan karşısında bir %60'lık kitle var. Biz bu %60'lık kitleyi nasıl sandığa götürürüz de Erdoğan'ı deviririz veya en azından AKP iktidarını göndeririz. Buna bakması, buna yoğunlaşması, buna odaklanması gerekiyor. Evet siyasette maalesef güven diye bir şey yok. Kişilere güven, partilere güven bir yere kadar. Bana göre Akşener olayının bir kez daha öğrettiği, altını çizdiği bu oldu. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.